Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş çok şık bir bere modeli anlatacağım. hem çok kolay hem çok şık kesme tavsiye ederim arkadaşlar. Daha öncesinde eldiven üzerine desenini yapmıştım. Ayrıca at görmek isterseniz diye küçük bir parçada da göstermiştim videoları var arkadaşlar. bugün de size inşallah bere için söz vermiştim. Beresini yapacağım. Kalın bir ip kullanacağım. Nako spor, e, Sport Sportwool 100 gram 120 metre gördüğünüz gibi kalın iple daha şık daha güzel duruyor bir de şöyle 40 santim misinalı şişle örülüyor arkadaşlar 40 santimlik misinalı şişle örülüyor lastik kısmını 3.5 numaralı misinalı şişle öreceğim üst kısmını desen kısmında 5 numara misinalı şiş kullanarak öleceğim siz eliniz sıkıysa biraz geniş tutmaya çalışın arkadaşlar. Ne kadar elinizi geniş tutarsanız o kadar güzel duruyor model. Evet bir de bize şöyle burgulu bir de model olduğu için burgu aparatı lazım. Şöyle tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Bulamazsanız da hiç sorun değil arkadaşlar. Şöyle elinizde tığınız varsa tığı da kullanabilirsiniz. Sorun olmaz tığa geçirirsiniz 3 ilmeği. Ya da şöyle örgü iğnesi varsa örgü iğnesine de geçirebilirsiniz. Ben bunda zorlanıyorum. Şöyle örgü iğnesine geçiriyorum. Böyle daha kolay oluyor. Bu tür aparatınız varsa kullanabilirsiniz. Evet e, kime yapacağım? Yetişkin e, bayanlar için yapacağım arkadaşlar. Koyu renk kullanırsanız erkeklere de olur diye düşünüyorum. E, yetişkin bayan için 108 ilmek 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 108 ilmek atarak başlayacağız bir ilmekte fazla atacağız ki yani 109 ilmek atacağız ki o bir ilmekle birleştirelim yuvarlak şekilde hiç çevirmeden öreceğiz yani sırf ön yüzden örmüş olacağız. Bu şişin özelliği bu. E, elinizde misinası uzun şişiniz varsa o da olabilir. Şöyle arada şöyle çektirip o şekilde de örebilirsiniz. Ama dediğim gibi e, bu misinalı şiş daha kolay oluyor. E, elinizde bulunsun alın derim tuhafiyeden Evet dediğim gibi 108 ilmekle yapacağız daha büyük ya da eliniz sıkıysa 6 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz Evet hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım İp ne kadar gidiyor onu da söyleyeyim arkadaşlar bir yumaktan biraz fazla gidiyor Ben elim biraz sıkı O yüzden bir yumaktan fazla gider diye düşünüyorum eliniz genişse bir yumak yeterli olur herkes herkesin kafa yapısı farklı onu düşünerekten kafanıza böyle arada ölçün arkadaşlar boyutunu ben böyle uzun salaş dursun istemiyorum normal bir şekilde bir bere olsun istiyorum ya da kendi berenize de arada ölçerekten de yapabilirsiniz boyutunu evet şöyle ipimi kenarı alayım evet dediğim gibi 3.5 numaralı şiş misinalı yine kısa 40 santimlik şişle başlayacağım ama sizin sadece 5 numaralı şişiniz varsa elinizi biraz sıkı tutarak örün lastik kısmını sorun olmaz Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum dediğim gibi 109 tane ilmek atacağız sonra bir tanesini eksilteceğiz birleştirirken Evet şişimize 109 tek sayı 109 tane ilmek atalım sonrasını göstereceğim. Evet ilmeklerimi attım. Direkt karşıdan devam edeceğim. Bakın. Karşıdaki ilk ilmeğimi ördüm. Burada bir arkadaki bakın. Sağ taraftaki ikinci ilmeğimi genişletip sağ şimdi önüne bırakıyorum. Burada iki yakayı birleştirmiş olduk. Evet başlangıç ipimiz bu yani bir süre geçişimiz ee, ipimizi kesmeyelim Arkadaşlar biraz kısaltabiliriz ama e, tamamen kaybetmeyelim bir sıraya geçtiğimizi anlayacağız Evet bunu düz olarak kabul ediyorum bir ters örüyorum bir düz bir ters bir düz bir ters örüyorum. Şöyle ilk sıra biraz zor oluyor o yüzden ön telini alarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz. Bir ters. Evet, bu şekilde bir düz bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Yani buraya kadar. Evet sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Ters ördüm en son. Şimdi düz örüyorum. Bir ters. Karşıda ilk düzle başlamıştık. Düz örüyorum. Tersi ters düzü düz öreceğiz. Böyle daire şeklinde dönerek gideceğiz. Evet şunu da çektirince kapanıyor. Lastik örgümüzü yapıyoruz. Bir ters bir düz örüyoruz. 4 santim ya da 3 parmak kadar. Bu 3 parmak boyutunda olana kadar örelim. Daha az, daha fazla da örebilirsiniz. Size kalmış. Evet. Lastik örgümüzü bu şekilde devam ettirelim. Tersi ters düzü düz öreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi lastik örgümü bir ters, bir düz örerek tamamladım. Şöyle 4 santim olana kadar ördüm. Şimdi 5 numara şişime geçeceğim. Artık desene başlayacağız. Şöyle bakın burada ilk başladığım ipim var. Hemen sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Evet ilk ilmeğimi ters ördüm. Sonra bir düz iki ters örüyorum. Bir iki bir düz iki ters bir düz iki ters şöyle evet bir düz iki ters evet bir düz iki ters örerek sıranın sonuna gelelim Evet sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. İki tersten sonra bir düz. Bir ters ördüm. Evet. Üç buçuk numaralı şişimi bırakıyorum. Beş numara şişimle devam edeceğim. Vurgumuzu hemen yapmayacağız. 4 dört sıra bu şekilde iki ters bir düz şeklinde devam edeceğiz. Ondan sonra Burgu yapacağız. Evet, karşında bir ters ilmeğim var. Onu örüyorum. Sonra bir düz, iki ters. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Bir düz, iki ters. Evet, düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. 4 sıra olana kadar. Şöyle buradaki ters sıralarını sayabilirsiniz. Oradan da anlayabilirsiniz zaten başlangıç ipimiz burada 4 sıra bu şekilde devam edelim Evet ben 4 sıra devam ettim şöyle nasıl anlayacağız bakın buradaki ters sıralarını sayarak anlayabilirsiniz 1 2 3 4 olmuş şimdi burada sıranın sonunu nasıl anlıyoruz bakın burada başlangıç ipimiz var yukarıya doğru gidiyoruz biz bir tersle başlamıştık buradaki tersin bir tanesini örüyorum bir ters, bir düz, bir e, iki ters şeklinde örerek başlamıştık. Buradaki e, son ters ilmeğimi ördükten sonra karşımda dediğim gibi bir ters, bir düz iki ters ilmeklerim var. Buraya işaretleyici koyacağım. Bir üst sıraya geçtiğimizi anlayalım diye. Şimdi aparatımı aldım. Burgu yapacağız. 3 ilmeğimi bakın. Bir ters, bir düz bir ters ilmeğimi aparatıma geçirdim ve öne bırakıyorum ilk burgu sıramızda öne bırakıyoruz sonra sol şimdiki bir ters bir düz bir ters ilmeğimi örüyorum aparatındaki ilmeklerimi sol şime geçiriyorum Ve sol şişimdeki bir ters, bir düz, bir ters ilmeğimi örüyorum. Evet birinci burgumuzu yaptık. Şimdi ikinciyi yapacağız. Yine aparatımı alıyorum. Şöyle ben iğne ile yapmak istiyorum. Bir ters, bir düz, bir ters ilmek var. Karşımda üçünü de aparatıma geçirdim. Yine öne bırakıyorum. Dediğim gibi ilk burgumuzu öne bırakıyoruz ve sol şimdiki bir ters bir düz bir ters ilmeğimi örüyorum aparatımdaki ilmeklerimi sol şişime geçiriyorum ve tersi ters düzü düz şeklinde örüyoruz Ortadaki düz oluyor baştakiler, baştaki ve sondaki ters. Evet bir ters. Ortadaki düz. 3. ilmeğim ters. ikinci burgumuzu da yaptık. Yine işaretimi alıyorum. İşaretimi diyorum. Yine aparatımı alıyorum. 3 ilmeğimi aparatımı aktardım. Ve öne bırakıyorum yine. Sol şimdiki bir ters, bir düz. Bir ters ilmeğimi ördüm. Aparatımdaki ilmeklerimi sol şişim aktarıyorum. Ve sırayla yine bir ters. Biraz sık örmüşüm. Evet bir ters, bir düz bir tersi mi ördüm. Burgularımız bu şekilde oluyor. Bir tane daha göstermek istiyorum. Yine aparatımı alıyorum. 3 ilmeğimi aparatıma geçirip öne bırakıyorum. Ve yine 3 ilmeğimi örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Aparatımdaki 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. Onları da Şöyle bir ters. Bir düz. Bir ters şeklinde örüyorum. Evet. Bu şekilde burgumuzla devam edelim. Sıranın sonuna işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Son burgumu yapıyorum. 3 ilmeğimi ördükten sonra ön attığım ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum ve bunları sırayla örüyorum. Şöyle bir ters. Bir düz. Bir ters. Evet, bakın bir sıraya geçeceğim işaretim burada. Burada bir tersim var. Ters örüyorum. Bir düz. iki ters. Karıştırsanız bu şekilde başlarsınız. Bir ters, bir düz, iki ters. Hep aynı şekilde devam ediyor. Yerlerini karıştırmadık arkadaşlar. Yine aynı şekilde duruyorlar. Bir düz, iki ters şeklinde. Bir düz, 2 ters. 1 düz, 2 ters. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle sıranın son tamamladım. 1 düz, 1 tersten sonra karşıya geçiyorum. 1 ters, 1 düz, 2 ters iki ters bir düz tersleri ters düzleri düz öreceğiz kaç sıra öreceğiz bakın şöyle sayarsak bakın burgudan sonra burgu sırasında böyle boşluk oluşmuş gördüğünüz gibi bu, burgudan sonraki sıraları sayıyoruz 1-2-3 Ilki burduğumuz sıradaki e, olan arkadaşlar sıra olan sonradan iki sıra ikinci sırayı örüyoruz şimdi yani bu burgudan sonra bu oluşan boşluktan sonra 6 sıra olacak şekilde örelim. Sonra ikinci burguya geçeceğiz. İkinci burguda eee 3 ilmek geriden başlayacağız. Evet. Dediğim gibi şöyle sayarsınız. 6 sıra olunca tekrar burgu yapacağız. Evet, sıranın sonuna geldim. Sıranın sonunda son 3 ilmeğim kaldı. Bunları da örmüyorum. Bakın. Şöyle bir tersi ördükten sonra karşında bir ters, bir düz, bir ters ilmek var sonrasında bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Yani bir ters, bir düz, iki ters diye devam edecektim. Ama son 3 ilmek kalasıya burgu yapmaya devam edeceğim. Kaç sıra ördük onu da e, göstereyim bakın. Şöyle bu bir alttaki burgudan sonra boşluk oluşuyor. E, bu sıraları sayıyorum. 1 2 3 4 5 altı sıra. Sayıyorsam demek ki tamamlamış oluyorum. Evet 3 ilmek geriden başlıyoruz. Aparatımı aldım. Bu karşımdaki bir ters, bir düz, bir ters ilmeğimi aparatıma geçirdim. Bu sefer arkaya atıyorum. Evet bir alt sırada burgumuzu şu şekilde yapmıştık. Şimdi de bu şekilde buracağız. Ama aynı e, altılı ilmekleri değil. E, bir geriden başlayacağız. Bir 3 ilmek geriden başlayıp buracağız. Evet. Evet. Dediğim gibi 3 ilmeğimi aparatıma taktım. Arka tarafa aldım. Karşımdaki bir ters. Bir düz. Bakın burada bir üst sıraya geçmiş oldum bile. Bir ters örüyorum. Aparatımdaki ilmeklerimi şöyle sol şişime aktarıyorum. 3 ilmeğimi. Onları sırayla Tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Baştaki ve sondaki ters. Ortadaki düz. Evet. Ters ilmeğimi de ördüm. Birinci bulgumu yaptım. Bakın bu şekilde oldu görüntüsü. Yine aparatımı alıyorum. 3 ilmeğimi aparatıma geçirdim. Arkaya atıyorum. Bu sefer arkaya atıyoruz. Ve sol şişimdeki bir ters, bir düz. Bir ters ilmeğimi örüyorum. Sonra aparatındaki ilmeklerimi sol şişime geçiriyorum. 3 ilmekten 3 ilmek geriden başlamazsak yanlış desen ortaya çıkar. Evet, sol şişime geçirdiğim ilmeklerimi örüyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters şeklinde. İkinci burgumuzu da yaptık. Üçüncüye geçtik. Yine aparatımı aldım. Üç ilmeğimi aparatıma geçirip aparatımı arkaya alıyorum. Ve sıradaki üç ilmeğimi sol şimdiki üç ilmeğimi örüyorum. Ters, düz ve ters. Aparatımdaki ilmeklerimi Şöyle arkadan sol şime geçiriyorum. Ve onları da sırayla bir ters şöyle. Dediğim gibi biraz geniş örmek lazım ama ben neyse bu sefer geniş öremedim. Evet bir ters bir düz bir ters ve yine üçüncü burgumu yapmış olduğum dördüncüye geçtim 3 ilmeğimi örmeden aparatımı alıyorum aparatımdaki ilmekleri markaya atıyorum ve bir ters bir düz bir ters örüyorum bu şekilde burgu yaparak şimdi bunları tekrar sol şişime aktaracağım anladınız burguyu Evet bu 3 ilmeğimi öreceğim. Sonra burgularımızı aynı şekilde yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi son burgumu da yaptım. Şöyle yoluma devam ediyorum. Bir ters bir düz Şöyle şurası takılmış. Evet bir düz bir ters. Hatta iki ters. İki ters bir düz örgüme devam ediyorum. İki ters. Bir düz. Yani düzleri düz tersleri ters örüyoruz. Karıştırırsanız düz ilmekler belli, belli zaten. Ondan sonra iki ters bir düz şeklinde örersiniz. Bakın düzden sonra iki tane ters örüyorum sonraki gelen düz arkadaki iki ters bir düz Evet iki ters bir düz örerek devam edeceğiz yine şöyle bu burgudan sonra bakın ikinci sıraya gidiyoruz bir sıra burgu yaparken ördük şimdi ikinci sıraya gidiyoruz yine altı sıra olacak buradaki sıraları sayarsanız anlarsınız altı sıra olsun Sonra ilk sırada burduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Orada nasıl burgu yaptıysak aynı şekilde burgu yapacağız. Ben tamamlayıp döneceğim. Evet şöyle işaretimin bu sefer e, işaretlediğim yerde yani e, bir süre geçiş sırasında burgu yapmaya başlayacağız şurada. Hatta dur şöyle göstereyim nerede? Evet şurada. Bir ters, sağda bir ters solda kalacak şekilde. Evet zaten oraya gelince göstereceğim. Bu şekilde devam edelim. Evet ikinci burgudan sonra 6 sıra ördüm. Şöyle beraber sayalım. Şöyle boşluktan sonra 1, 2, 3, dört, 5, 6. Evet. Şimdi neredeyim? Ee, şöyle bakın. Daha önceki burgu yaptığım kısmın üzerindeyim. Yani bu karşındaki 6 ilmeği şöyle şu şekilde bulgu yaptık şimdi yani üç tane geriden başlamıştık şimdi yine 3 ilmek gerideyiz o 3 ilmeği örüyorum bir ters bir düz bir ters şimdi bir üst sıraya geçiş sırasındayım yani burada buradan başlayacağız bu iki tanesini iki tane üçlü bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters. Bunları vuracağız Evet, o yüzden bakın. Şöyle şuradayım tam. Bir altta bu ikisini vurmuştuk Şimdi yarısını sağ tarafta bıraktım. Yarısı da burada. İnşallah anlatabildim. 3. burgu sırasında. Evet, karşımdaki bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ilmeğimi aparatıma geçirdim. İlk burgu sırasında ne yapmıştık? Öne bırakmıştık ilmeklerimi öne bıraktım ve bir ters bir düz bir ters örüyorum ve aparatımdaki ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum ve sırayla onları örüyorum gördüğüm gibi bir ters bir düz bir ters şeklinde Evet bakın bu şekilde burgu oldu bu sefer. Yine aparatımı aldım, 3 ilmeğimi aparatımı aktarıyorum. Ve ilmekleri yine öne bırakıyorum. Dediğim gibi bu sırada öne bırakıyoruz ilk sırada yaptığımız gibi. Sonra sol şişimdeki 3 ilmeğimi örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Aparatındaki ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. ve onları da sırayla örüyorum şöyle bir ters bir düz bir ters Evet bir daha göstermek istiyorum sıradaki 3 ilmeğimi aparatıma aktarıyorum ve sol şimdiki 3 ilmeğimi örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters şeklinde. Ön aldığım ilmeklerimi sol şişime aktarıyorum. Onları da sırayla örüyorum. Şöyle bir ters, bir düz, bir ters. Evet 3 tane burgumuzu yaptık. Sizin desen farklı görünüyorsa arkadaşlar yanlış yapmış demektir, yapmışsınız demektir ya 3 ileriye ya da 3 geriye doğru gidip yapabilirsiniz. Evet bu sır, burgu sıramızda bu şekilde yapıyoruz. Sırayı tamamlayalım sonra 6 sıra düz bir şekilde devam edeceğiz diğer burgu sırasından sonra yaptığımız gibi e, dördüncü burgu da da ilk sırada pardon ikinci sırada yaptığımız gibi yapacağız. Ben onu da göstermek istiyorum. Yani dördüncü burgu sırasında buluşalım arkadaşlar. Bu burgu sırasını tamamlayalım. Sonra altı sıra buradaki burgudan sonraki sıralar altı tane olana kadar örelim. Dördüncü burgu sırasını yine göstereceğim. Evet burguyu yaptıktan sonra altı sıra ördüm. Yine dediğim gibi şöyle şuradan anlayabilirsiniz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Şimdi neredeyiz? Bir alt sırada bakın. Burgu yaptığımız ee, İlmeklerimiz belli. Bakın bu ikisini vurmuşum. Şöyle duruyor. Mesela bu ikisini vurmuşum. Burada da tam bir sıra geçiş yeri. Şimdi nerede vuracağım? Ee, aynı vurduğumuz altı e, ilmeği vurmayacağız. O yüzden ikinci sırada, ikinci burgu sırasında ne yapmıştık? 3 ilmek geriden başlamıştık. Ben bilerek ördüm. Şöyle 3 ilmeğimi geri söküyorum. Yani 3 ilmek geriden başlıyorum. Bu ikisini vuracağım aynı ikisini bir alttaki vurduğum 6 e, ilmeği vurmayacağım bundan 3 tanesini bundan da 3 tanesini alacağım <laughs> evet inşallah anlatabildim hep bu şekilde olacak arkadaşlar 2. burgu sırasında 3 geriye gideceğiz 1. burgu sırasında da e, bir üst sıraya geçtiğimiz bölüm burası buradan şöyle bunları vuracağız evet şimdi biz ikinci burgu sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz aparatımı aldım 3 ilmeğimi aparatıma geçirdim. Ne yapmıştık? Arkaya bırakmıştık. İkinci burgu sırasında ilmeklerimizi arkaya bırakmıştık. Karşındaki bir ters bir düz bir ters ilmeğimi ördüm ve aparatındaki ilmeklerimi şöyle sol şişime geçiriyorum. Ve sırayla onları örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Aparatımı aldım. 3 ilmeğimi aparatıma geçiyorum, geçiriyorum. Ne yapıyorduk? Bir altta öne bırakmıştık. Şimdi arkaya bırakıyorum ilmeklerimi. Sonra bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Ve şöyle aparatındaki ilmeklerimi sol şişime geçirip onları sırayla bir ters şöyle ipim tellendi evet bir ters bir düz bir ters örüyorum yine Bakın iki tane burgu yaptık. Bu şekilde olacak burgularımız. Evet e, burgu yaparak sıramızı tamamlayalım. Son burgu bu ikisi burulacak. Biliyorsunuz artık ezberlediniz. Sonra 6 sıra burgudan sonra 6 sıra örülecek. Sonra birinci burgu sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız. Videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar karıştırırsanız. Böyle devam edelim. Ben yeteri boyuta gelince size göstereceğim kaç tane burgu yaptığımı kaç santim olduğunu göstereceğim sonra tepe kısmı eksiltmesine başlayacağız Evet yeterli boyuta geldi şöyle santim olarak vereyim santim olarak 23 santim olmuş 8 defa burgu yaptım böyle üst üste sayarsak burgularım 8 tane oldu şimdi eksiltmeye başlayacağız o yüzden ben yine üç buçuk numaralı şişime döneceğim Son burgudan sonra bir sıra ördüm arkadaşlar. Son burguyu yaptıktan sonra bir sıra ördüm. Şimdi 3,5 numaralı şişme geçeceğim. Daha ince şişiniz yoksa elinizi sıkı tutarak örebilirsiniz. Evet, bir ters, bir düz, iki ters örüyorum. Bir düz. Şöyle iki ters. Evet modelime devam edin. Dediğim gibi son burgudan sonra şimdi üçüncü sıraya gidiyoruz. Şöyle sayarsak üçüncü sıraya gidiyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet sıranın sonuna geldim. Şöyle burada eksiltmeye başlayacağım. Bakın şişimde küçük şişime geçirdim ilmeklerimi. Şimdi bir ilmeği buradaki ters ilmeğimi geri sol şişime aldım arkadaşlar. İki ters ilmeğin ikisini bir örüyorum. İkisini bir ters olarak ördüm. Bir düz ördüm. Karşında yine iki ters ilmek var. İkisini bir ters olarak örelim. Bir düz ilmeğimi örüyorum ters ilmeklerin ikisini bir ters olarak örüyoruz. Şöyle. Evet düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmek var. iki tane karşımda ipimi öne alıp ikisini bir ters olarak örüyorum. Bir düz örüyorum. İpi kendime doğru alıp iki ilmeğin iki ters ilmeğimi ters olarak ikisine bir örüyorum. Evet, ters ilmeklerimizi bire düşürmüş oluyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ters ilmeğim kaldı. Onu da ikisini bir ters olarak ördüm. Evet, bir sırayı daha tamamlamış oldum. Şimdi karşında bir düz, bir ters, bir düz, bir ters diye ilerleyen ilmeklerim var. Bu sırada da Bakın sıradaki düz ve ters ilmeğimin ikisini bir düz olarak örüyorum. İyice daraltıyoruz tepe kısmını. Karşında yine bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir düz olarak örüyorum. İlmeklerimi teke düşürüyorum. Bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir düz olarak örüyorum. Evet bir düz bir ters ilmeğimin ikisini bir düz olarak örüyorum. bu şekilde iki ilmeği bir düz olarak örüyorum bu sıramızda tamamlayalım Evet iki ilmeği bir örerek sıranın sonuna geldim bu sırada da gördüğünüz gibi bütün ilmeklerim düz oldu yine eksiltme yapacağım sıradaki iki düz ilmeğin ikisini bir örüyorum Bir sonraki iki düz ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet bu şekilde yine iki ilmeklerimizi ikili örü örerek ilerleyeceğiz. Şöyle tel takılıyor. Evet bir türlü öremedim neyse bu ilmeği tamamdır Evet iki ilmeği bir iki ilmeği bir öre öre ilerleyelim sonrasını göstereyim sıranın sonuna geldim en son şöyle e, ilmeklerim çok az kaldığı için bakın burada böyle telimi çektirdim o şekilde rahat ördüm e, en son ne yaptım şöyle ipimi uzun bırakıp kestim arkadaşlar örgü iğneme de ipimi geçirdim şimdi bütün ilmekleri büzeceğiz şöyle sırayla ilmeklerimin içinden geçiyorum Evet şöyle bunlardan geçeyim Evet sırayla geçip döneceğim Evet ilmeklerimin içinden geçtim. Şöyle çektiriyorum arkadaşlar. ipimi. Şöyle çektirip. Biraz sıkılayıp. Şöyle üst kısımdan. Düz taraftan yapıyorum. Şöyle iyice sıkılayacağım. Tam kapansın diye. sonra alta girip düğüm atıyorum. İçeriden düğüm atıp ipimin fazlasını keseceğim. Evet gördüğünüz gibi tepe kısmında bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu. Şöyle şuradaki başlangıç ipimizde tığ yardımıyla içe saklayalım. şu içeri alacağım. İçeride düğüm atacağım. Burada bir zincir çekiyorum ki iyice sıkılansın. Sonrasında biraz yürütüp fazlasını kesiyorum. Evet tamamdır arkadaşlar. Bitti. Çok hoş çok güzel oldu ne salaş oldu ne kısa oldu tam boyutu ideal böyle boyunluk örmek isterseniz de arkadaşlar hiç lastik örmeden başlayabilirsiniz hiç lastik örmeden başlayın mesela 130 ilmek benim elim biraz dediğim gibi biraz sıkı oldu sanki bunu örerken eliniz normalse 130 ilmek başlayın hiç lastik örmeden direkt iki ters bir düz şeklinde başlarsınız Sonrasında şöyle bir karış değil de santim olarak söyleyeyim. Şöyle 15-16 santim boyunluk için yeter diye düşünüyorum. İlk burguyu da 8 tane 8 sıra ördükten sonra ilk burgu yaparsınız. Son burgudan sonra da 8 sıra örüp kesersiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Alt kısımda ince şiş üst kısımda da ince şiş kullanarak başlayabilirsiniz. Ortaları kalın şişle örebilirsiniz. Tabi siz de ayarlayabilirsiniz nasıl olacağını. Böyle modelim gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel oldu. Ee, bordo kırmızı ama videoda ya böyle açık duruyor. Rengi gayet güzel. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz e, modelimin e, eldiveninde linkini yorum kısmına koyabilirim yapmak isteyenler olursa onu da şimdiden belirteyim e, sizi çok seviyorum Başka söyleyecek bir şeyim yok Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın